Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzu baştan gördüğünüz gibi bugün size Car Park'ta efsane güzel bilinmeyen özellikler göstereceğim. Yani aslında bu video tam olarak bilinmeyen özellik videosu değil, çünkü içerisinde böyle yeni güncellemeyle gelen özellikler de var. Ama videoda öyle bir özellik var ki eminim hiçbiriniz bilmiyor. Ben de bilmiyordum zaten, daha yeni öğrendim. Ya daha doğrusu yeni öğrenmedim, bir ay önce öğrendim ama videosunu çekmek bugüne nasipmiş. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu üstten tam 700 like bekliyorum. Eğer 700 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Şimdi size bilinmeyen ilk özelliğimizi göstermek istiyorum. Yani aslında bilinmeyen özellik değil ama yine de göstereceğim size. Çoğunuz bilmiyordur büyük ihtimalle. Bu arada bu egzozların rengi niye böyle abi? Allah Allah. Bak şu an bir garibime gitti ha. Bak burada böyle kahverengi ama buraya girdiğimizde şöyle bir renk alıyor. İlginç. Bunu ben de hayatımda ilk kez gördüm. Cidden güzelmiş bu arada. Keşke böyle olsa normalde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Bu öğrendiğim şeyi Discord'dan Osman abiden öğrendim. Buradan da Osman abimize selamlar. Şimdi şöyle bir şey söyledi bana. Oyunda hiçbir şey ellemeden çizim yapabiliyorsunuz. Yani ilk duyduğunuzda tabi biraz garibinize gitmiş olabilir. Yani ben ilk duyduğumda inanmamıştım şahsen. Ama arkadaşlar doğruymuş. Şuradaki klavye ile alakalı. Şimdi diyeceğim özellikten ben 5 tane buldum. Size de göstereceğim. Siz de eğer başka şeyler bulursanız yorumlara yazarsınız. Şimdi ilk ile başlıyorum. İlk işaretimiz bu gördüğünüz gibi eşittir işareti. Bunu arabanızı yapıştırıp büyütüyorsunuz ve sonra burada gördüğünüz gibi yazı ayarlarıyla oynamanız lazım. Yani yazı temasını değiştirmeniz lazım. Böyle teker teker değiştirin ve abi en sonunda öyle bir şey çıkıyor ki karşınıza. Evet buldum arkadaşlar, gördüğünüz gibi eşittir de böyle bir tane ok çıkıyor. Böyle bunun rengini falan kalınlaştırabiliyorsunuz. Cidden ilginç bir şey. Karnaval yazı temasını seçince ve eşittir yapınca böyle bir şey çıkıyor. Bence gayet güzel. Tamam, ilki bitti. Şimdi sıra geldi ikincisine. İkincisi ise gördüğünüz gibi buradaki yıldız ve direkmen çıktı abi. Gördüğünüz gibi yıldız yaptığınız zaman ve karnaval yaptığınız zaman aynı şekilde böyle bir şey çıkıyor. Bakalım başka bir şey var mı abi? Daha farklı şeyler de çıkabilir. Arada çıkıyor yani. Aha, bir tane daha buldum vallahi. Gördüğünüz gibi yıldız yaptığınız zaman ve Good Father yaptığınız zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. X tutan bir tane el galiba. Aynen, gördüğünüz gibi şurada bir tane X var ve bir tane el o X'i tutuyor. Cidden bayağı güzel bir çizilmiş. Bunu da üst tarafa şöyle yapıştıralım abi. Şimdi hemen sıradakine geçmek istiyorum. Sıradaki işaretimizde gördüğünüz gibi kare. Şimdi bakalım bu karede neler varmış ve direktmen çıktı gördüğünüz gibi. Turtles diye bir şey yazıyor artık. İngilizce çevirisini siz yaparsınız. Burada Mutant Ninja falan yazıyor. Yani bunu normalde oyunda yapmanız imkansız gibi bir şey. Ama gördüğünüz gibi oyunda kendisinde bir çizim var böyle. Bu da cidden bayağı güzelmiş. Şöyle yan tarafa yapıştıralım abi. Hemen sıradakine geçelim abi. Yani böyle çok fazla özellik var bu arada. Kendiniz de araştırıp bulabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ünlem yaptım ve direktmen karşıma şöyle bir yazı çıktı. Tam olarak okunaklı bir yazı değil açıkçası. Siz belki çevirmişsinizdir, bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ünlem yapınca ve şuradaki yazı tipini yapınca böyle bir tane efekt çıkıyor. Bunu da yaptım abi. Şimdi sıradaki yani son bulduğuma geçelim. Evet, şimdi son bulduğumda nokta. Hemen noktayı deneyelim. Hangisinin olduğunu ben de unuttum. Böyle sıra sıra deneyip bulacağız artık. Evet arkadaşlar, sonunda buldum gördüğünüz gibi şöyle. Mesela atıyorum arda arda bir sürü nokta yaptınız ve şuradaki yazı tipini yaptınız. Gördüğünüz gibi şöyle zincir şeklinde bir şey oluyor. Yani cidden bayağı güzel, içi boş bir zincir. Ya tabii şöyle bir şey var. Bunu isterseniz oyunda kendi başınızda da yapabilirsiniz. Ama oyunda hazır olarak yapılmış bir tane var zaten. Bunu kullanmak daha kolay ve daha mantıklı. Bu özelliğimizi bana Discord'daki Osman abi söyledi bu arada. Eğer siz de Discord'umuza halen gelmediyseniz açıklama kısmında link var. Oraya tıklayarak da gelebilirsiniz. Hem Osman abiyle tanışırsınız hem benle tanışırsınız. Sohbet muhabbet ederiz. Bayağı güzel olur. Onun için de Discord'a gelmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani bu özelliği daha önce hiç duydunuz mu, denediniz mi veya biliyor muydunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben şahsen hayatımda ilk kez duydum ve hayatımda ilk kez yaptım diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce oyuna güncelleme geldi. Yaklaşık 5 gün önce falan bir güncelleme geldi. Ve abi bu güncellemede çok güzel şeyler olmuş. Onu fark ettim. Yani küçük küçük detaylar gelmiş oyuna. Ama bunlardan en çok dikkatimi çeken şey arabaların sesi değişmiş. Yani cidden bazı arabaların sesleri çok güzel olmuş. Birazdan göstereceğim hatta bir tane. Evet, sanırım bu arabaydı. Bu arabanın sesi daha gür ve daha güzel olmuş. Ben de bunu yeni fark ettim. Yani oyuna girdim, bir ses açayım, bir gezeyim dedim. Ve arabanın sesi harbiden çok hoşuma gitti. Şimdi bu arabanın sesini size bir dinletmek istiyorum. Evet, şu anda oyuna girdim ve görmüşsünüzdür zaten, oyunda şöyle bir özellik de geldi. Oyunda artık hava durumunu kendimiz değiştirebiliyoruz. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Hani şunu söyleyebilirim, Car Park'in yapıldığından beri gelmiş en iyi özellik bu abi, net bir şekilde. Gördüğünüz gibi şuradaki tuşa bastığımız zaman hava durumunu falan değiştirebiliyoruz. Bu özellik cidden mükemmel. Şimdi fazla tutmadan arabamızın sesini dinletmek istiyorum size.
Evet, sanırım arabanın sesini az buçuk dinlemiş oldunuz. Bence mükemmel olmuş. Hani eskiden daha farklıydı. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Evet, şimdi size farklı bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi arabayı değiştirdim. Çekici aldım. Şimdi göstereceğim şey güncelleme ile ilgili. Bildiğiniz gibi güncellemede şöyle bir uygulama geldi. Delivery App diye bir uygulama geldi. Buna girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi böyle taşıma görevleri alabiliyorsunuz. Mesela ben bir tane alacağım abi. Şu görev bence, bir dakika, yakında olan bir görev almak istiyorum. Şu iyi ya, aynen, ben bunu alayım abi. Şimdi neden zaten çekiciyle oyuna girdiğimi anlamışsınızdır. Oyunda maalesef çekiciyle yük taşıyamıyoruz. Hemen size şöyle bir küçüğünden göstereyim. Aa, bu arada buranın üstü açık mıydı lan? İlk kez görüyorum ha. Şöyle geri geliyoruz ve zort. Gördüğünüz gibi bu şeyi almıyor. Bir dakika lan, şunu merak ettim. Acaba içine alacak mı şöyle? Yapma şunu abi, yapma. Bir dakika, bir arkadan deneyeceğim lan. Belki üstüne alabiliriz ha. Mükemmel olabilir. 2000 years later. Neyse, demek istediğimi anlamışsınızdır bence. Ciddi misin oğlum? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela bunun yanına geldiğinizde aşağıda şöyle küçük bir sembol çıkıyor. Buna tıkladığınız zaman bu çekicinin yeri değişiyor, gördüğünüz gibi daha farklı yerlere geliyor. Bence bu mükemmel olmuş. Ya mesela atıyorum Dorsen'in yeri değiştiğinde ve alamadığın zaman buna bastığınızda böyle geliyor. Aslında bir şey diyeyim mi? Biz bunu arabanın üstüne alırız ya. Yani. Nasıl biliyor musun? Bir kişi burada olur, bir kişi arabada olur. Birisi böyle sürekli buna basar, diğeri de arabayla geri gelir ve üstüne alır. Yani yapılır ama uğraştırır, onun için gerek yok. Abi şu hava durumu mükemmel ya, harbi diyorum. Bir dakika abi, şu hava durumunu bir değiştirmek istiyorum. Böyle sabaha doğru bir şey yapmak istiyorum. Oo, bak tam GTA. Harbi diyorum, şu an tam GTA. Aynı GTA San Andreas gibi oldu lan. Bak. Neyse ya, şöyle kalsın, bu benim hoşuma gitti. Bu özelliği biliyor musunuz bilmiyor musunuz emin değilim ama ben bilmiyordum daha yeni. Zaten bu arabayla taşınmaz yani, biraz saçma olur. İyi ki de bu özelliği yapmamışlar. Şuradan bir girip paramızı alalım abi. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Şunu fark ettim, arabaların sürüşleri de değişmiş. Yani arabaların sürüşleri daha yumuşak olmuş. O benim hoşuma gitti. Bir de abi güncellemeyle öyle buglar gelmiş ki oyuna. Hani harbiden diyorum, efsane kötü buglar gelmiş. Şu an ekrana koyarım belki birkaç tane sende böyle karakter böyle arabayı bindiğinde yamuluyor, sakat oluyor falan. Bir de arkadaşlar bildiğiniz gibi F1'in yeni kasası geldi oyuna. Ama onda da şöyle bir sıkıntı var. Onu aldığınızda ve oyuna girdiğinizde arabanız gözükmüyor. Bilmiyorum düzelttiler mi düzeltmediler mi ama en son öyleydi. Yani oyunda halen küçük sıkıntılar var. Bilmiyorum düzeltirler mi ama inşallah düzeltirler en kısa sürede. Yani adamlara da hak vermek lazım. Hani bayağı sağlam bir güncelleme getirdiler ve hani buglar çok normal. Adamların güncelleme getirdiğine şükredelim ve videoyu burada bitirelim. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu üstten tam videonun başında söylediğim gibi 700 like bekliyorum. Eğer 700 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Ve arkadaşlar şu andan itibaren büyük ihtimalle bir 22 bin abone falan olmamız lazım. Cidden destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz 23 bin abone. Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Ve arkadaşlar beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şu an açıklama kısmında Instagram'ım ve Discord'um var. Oradan gelerek de beni takip edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Bugünlük videomuzdan da bu kadar diyelim. Size çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Kibar bir videoda kalın. Bay bay efendim. Çok değişiksiniz. Tipiniz.